Filipin'den yeni bir vlogla bütün dostlarıma selamlar. Şu anda sabahın saat 3'ü. Türkiye ile 5 saat, Almanya ile 6 saat farkı var. Biz günü daha önceden yaşıyoruz. Çantalarımızı hazırladık. Şimdi yola çıkma zamanı. Rotamız Filipinlerin Cennet Adası Sargao. Vlogumuz başlasın. Julie hala daha uyanamadı. Good morning. Hey. Are you asleep? Taksiyi bekliyoruz. Otobüs terminine götürecek taksi geldi. Good morning. Hi, good morning. Hi. How are you? Very good. So, thank you. Arka dörtlüye oturduk. Yolculuğumuz başladı. Direkt otobüs bulamadık. Bir aktarım yapacağız. Tabi orada otobüs bulabilecek miyiz? Onu da bilmiyoruz. 3 saat bir feribot yolculuğu yaparak gideceğimiz adaya ulaşacağız. Dışarının sıcaklığı 35 derece. Otobüsün içerisinde üşüyoruz. Böyle kışlıkları giydik. Otobüste inenler olursa kendimizi böyle ön tarafa attık. Bu sefer de yukarıdaki klima bozuk. Çalışmıyor. Çok soğuk hava gibi. Böyle yaz günü dışarıda 35 derece kazak giymek zorunda kaldık. Filipinlere gelecekseniz kesinlikle otobüs yolculuğu yapmanızı tavsiye etmem. Şehir arası otobüsler sanki dolmuş gibi. Yolcu alıyorlar, yolcu indiriyorlar, her yerde duruyorlar. Aslında Filipinler'de uçak yolculuğu çok popüler ve pahalı değil. Ama maalesef Nisan ve şu anda bulunduğumuz Nisan ayı ve Mayıs ayı yüksek sezon ve bu yüzden bilet fiyatları biraz yüksek oluyor. Biz şayet uçakla bu adaya gidecek olsaydık, bilet gittik sorduk, 350 euro dediler. Tabii ki Manila'dan aktarmalı. Biz bu otobüsle 40 euroya gidiyoruz. Ekonomik olarak otobüs daha iyi olduğu için mecburen otobüsü tercih ettik. Biz bugün Sargao'ya gidiyoruz. Sargao'ya gideceğimiz otobüs terminaline geldik. Otobüs terminallerinde bilet satan ofis bulunmuyor. Otobüse bindikten sonra böyle iki tane size bilet veriyorlar. Daha sonra otobüs aradıktan sonra ücretini ödüyorsunuz. Koltuk numarası diye bir şey yok. Boş bulduğunuz yere oturmanız yeterli oluyor. Nihayet geldik. Şimdi gemiye doğru gidiyoruz. Geldiğimiz otobüste İspanyol arkadaşlar da var. Onlardan beraber şu anda gemiye doğru limana gidiyoruz. Limana böyle küçük. Buradan meşhur olan tuk-tuklarla gidiyoruz limana.
İspanyol arkadaşlar da arkada. Buradan biletimizi aldık. Böyle küçük hızlı tekneler alanlara gideceğiz. Liman içerisindeyiz. Bilet kontrolümüz oldu. Şimdi bu servisin dolmasını bekliyoruz. Servisten geminin olduğu yere götürecekler bizi. Adaya bu feribotla gidiyoruz. Aynı zamanda adaya Zebze Meyveli bu feribottan gidiyor. Gördüğünüz gibi önde insanlar. Feribota eşyalar yüklüyorlar. Bu hızlı feribotla yolculuğumuz 2 saat sürecek. Hello. 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 Thank you. Nihayet adaya geldik. Gece saat 2'den beri uykusuz. Şu anda ilk yapmamız gereken hostelimize gidip eşyalarımızı bırakıp duş alıp ondan sonra da yemek yemek. Hostelimize geldik. Aircon po ba? Burası hostel ama biz biliyorsunuz hosteller 5-6 yataklı oluyor ama biz kendimiz 2 yataklı bir odada kalacağız. Burası ada olduğu için fiyatlar biraz yüksek. Onun için kendi ekonomik durumumuzu düşünerek hostelde kalacağız. Hindistan cevizi ağaçları ve muz ağacı da var. Bu şekilde bir hostel. Bir yatak, televizyon, lavabo, burada duş, tuvalet ve klimamız var. Yine tavanda bir vandalatör var. Bu odaya ödediğimiz günlük ücret 23 euro. Burada en uygun hostellerden bir tanesi burası. Çok araştırdık. Şimdi duşumuzu alacağız. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Bugünü dinlenerek geçireceğiz. Yarın da adayı keşfetmeye çıkacağız. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.